Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Bugün yağmurlu bir gün. 2-3 gündür gayet güzel yağmur yağıyor. Çok seviyorum yağmur yağmasını. Çünkü bu sene fazla yağmur yağmadı. Camları silmiştim ama olsun, hiç önemli değil. Yağsın, yeter ki yağmur yağsın. Yağmur bereket oluyor. O yüzden hiç önemli değil. Şimdi bugün size ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Onu anlatayım. Mum çiçeği ile ilgili epey soru gelmiş. Ben mum çiçeği, yani arkamdaki hoya çiçeğinin videosunu çekmiştim, çiçekli halini. Onunla ilgili bayağı soru gelmiş, işte yorum gelmiş falan filan. Onunla ilgili bir dedim bir video çekeyim. Hem de bir tane çelik dikecektim. Bazı planlar vardı kafamda. Onu dedim hem onu dikeyim, hem sorulara cevap vereyim, hem de kısa bir özet geçeyim. Onunla ilgili bir video çekeyim dedim bugün size. Farklı bir yöntem deneyeceğim. Farklı derken, yani daha öncesinde internette görmüştüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. Sizin de gördüğünüz bir fikirdir ama ben ilk defa uygulayacağım. Onu da göstereceğim size nasıl bir şey yaptığımı. Sizin de belki ona istinaden bir fikriniz oluşur kafanızda. Bir şimdi çelik dikelim güzellerim. Ondan sonrasında sorularınıza falan bir özet geçeyim, yorumlarınıza. Mum çiçeğim, biliyorsunuz, şimdi Ekim ayındayız biz. Sonbahardayız. Şimdi çiçek açması tabii ki bitti. Bu sene 3 defa açtı hoya çiçeğim benim. 3 defa açtı. Çok da güzel açtı. Harika açtı maşallah. Maşallah derseniz bu arada çok sevinirim. Açtı işte. Bayağı güzeldi yani. Şimdi tabii ki kış dönemine girdiğimiz için dinlenme sürecine girdi. Tabii gelişim sürecini durdurmadı. Gelişmeye devam ediyor ama çiçek işi bitti şimdi. İlkbaharda tekrar açar diye düşünüyorum seneye. Ama tabii benim yedeğim falan olmadığı için açıkçası ölür diye de korkuyorum. Yedeklemek de istiyorum. O yüzden çelik dikmeyi planlıyorum. Yani birkaç tane çelik almayı planlıyorum hoya çiçeğimden. Şimdi bugün farklı bir çelik dikme, köklendirme, ilerleme süreçlerini göstereceğim size. Onun devamında ilerleyen günlerde farklı çelikler çıktıkça da çoğaltmayı düşünüyorum hoya çiçeğimi. Çünkü yedeklemek her zaman iyidir. Bir çiçeği yedeklemek her zaman iyidir. Ne yaptığımı göstereceğim güzellerim. Ondan sonrasında devam edelim. Evet canlarım, güzellerim. Şimdi size neler yaptığımı anlatacağım. Şöyle ben yaprak dikmiştim. Yaprak köklendirdim. Suda köklendirdim. Gayet de güzel köklendi bunlar. 2 yıl oldu. Diktim. Hala daha filiz vermedi. Geçenlerde bir yerde gördüm. Kadın aynı bu şekilde yapmış. 6 ayda filiz vermiş. Nasıl vermiş sordum. Yani böyle verimli bir cevap alamadım. Bilmiyorum nasıl yaptığını. Ama bunlar köklendi. Bu saksıyı doldurmadan filiz vereceğini zannetmiyorum. O yüzden bekliyoruz. Attım kenara, duruyor bunlar. Bir şey de yapmıyorum. Bakalım filiz verecek mi? 2 yıl oldu, hala tık yok. Yani 2 yıl oldu mu tam onu da bilmiyorum da bayağı oldu. Şimdi şurada görüyorsunuz bir çelik kısmı var. Aslında şu kökten, kök kısmından çıkan çelikten çok güzel tutuyor. Hemen tutuyor, çok da şahane oluyor ama burada gördüğünüz gibi tek kök var. Başka kök olmadığı için mecburen dalından kesmek gerekiyor. Şimdi benim o kadar çok çiçeklendi ki bu sene. Yani hava sıcak gitseydi, bakın çiçek şeyini görüyor musunuz? Şimdi size gösteremiyorum. Göstereceğim. Bakın. Şimdi netleşsin kamera. Çiçek dalını görüyor musunuz şeyini? Bakın parmağımın ucunda. Bu çiçek şeyiydi. Eğer hava biraz daha sıcak gitseydi dördüncü kez açacaktı ama havalar soğuyunca açmayı durdurdu, bıraktı, öylece kaldı. Ben şimdi bunu şuradan köklendireceğim. Onu da nasıl yapacağım göstereyim size. Bu bayağı bir uzun bir şey, şöyle bayağı dalı uzun. Şu uçlara kesinlikle dokunmuyoruz, bakın kesinlikle katiyen uçlara elimizle dokunmuyoruz çünkü onlar çok hassas. Yani şöyle tuttuğumuz, sıktığımız zaman bu hemen strese giriyor bitki. Şöyle bir pet şişenin kenarından şöyle kestim.
Tam kamerada da gözükmüyor. Böyle kestim. Şu altını deldim. Ben şimdi şunu şöyle geçireceğim. Tekerle de nasıl yapacağım? Biraz zor. Bunu geçireceğim. Sonra üstüne toprak dolduracağım güzellerim. Bu, önce kamerayı sabitlemem gerekiyor size göstermek için. Şimdi güzellerim, şöyle petin altını delmiştim biliyorsunuz. Geçirdim. Şurayı koli bandıyla yapıştıracağım. O kestiğim kısmı koli bandıyla yapıştıracağım. Biraz şey olmadığı için, tripodum olmadığı için biraz zor iş yapıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle yapıştırdım. Toprak dökülmesin diye. Alt kısmını da hafiften kapatacağım. Yani öyle aman aman bir kapatma değil de toprak dökülmesin diye. Şöyle çok az bir delik kalacak kadar kapatıyorum. Şimdi canlarım, güzellerim, gördüğünüz gibi mekanizmayı yaptım. Bu köklendiği zaman şu boğumdan keseceğim. Burayı sabitledim. Şunu da gördüğünüz gibi şöyle yaptım. Bunun köklenmesi için şöyle toprağa dolduracağım. Biraz sıkıntılı olduğu için çiçek hassas davranıyorum. Çok yavaş hareket ediyorum. O yüzden paldır küldür davranmıyorum. Her tarafım batmış olabilir, batabilir. Hiç önemli değil. Süpürürüz sonra. Şöyle iyice sabitleyelim. Bu yöntemi daha önce denemedim. İşe yarar mı bilmiyorum. Başka çiçeklerde denendiğini gördüm. Neyi de gördüm? Mesela telgraf çiçeğinde gördüm. Yok, telgraf çiçeğinde değil, pardon. Kurdela çiçeğinde gördüm. Yine benzer başka bir çiçekte daha gördüm. Birkaç tane farklı çiçekte. Bunda da işe yarar mı, yaramaz mı? Bir ay gibi bir sürede belli olur diye düşünüyorum. Çok fazla doldurmayacağım toprak. Sadece köklenmesini amaçlıyoruz burada. Köklendikten sonra zaten boğumdan keseceğim. Ondan sonra saksıya alacağım. Şimdi kış mevsimi olduğu için zaten hiç sorun değil. Rahatlıkla her şey köklenebilir. Şimdi bunu bu şekilde, köküne yetişiyor mu? Köküne sabitleyeceğim bunu. Önce şu bebekleri bir alayım, şeyleri, yaprakları. Tekelle de iş yapılmıyor ki. Şu köke şu şekilde. Koyacağım. Çok mu koydum şeyini? Sanki hiç şey yapmıyor. Köke yetişmiyor güzellerim. Evet canlarım, güzellerim, biraz uyduruktan teyyar oldu ama süper bir mekanizma yaptım. Köküne yetişmedi şey. Ne onun adı? Dal. Ben de şöyle bir mekanizma yaptım. Şimdi bunu şuraya sabitleyeceğim. Biraz döndü ama şöyle. Şunu da şöyle yukarı doğru uzatalım. Dokunamıyorum da ya, o kadar sinir bozucu bir şey ki. Tamamdır. Harika bir sistem oldu. Şimdi iple tutturdum.
Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi buna ben su koyacağım. Su koydukça koydukça gelişimine bakacağız. Fazla da çektirmedi sanırım. Böyle bir sistem yaptık. Bakalım. İstediğim sonucu alabilecek miyim? Bayağı uğraştım çünkü. Bayağı bayağı uğraştım. Şuraya da tutturdum. Aslında şu dal yetişseydi, şu dal çok uzun değilmiş. Şu dal yetişseydi bunu direkt ben köke koyacaktım şöyle. Kökün dibine. Annesinin yanında yavaş yavaş köklenmesini bekleyecektim. Ama küçük olduğu için bu dal, kısa olduğu için, yetişmediği için şöyle sardırdığım ipe, iple mekanizma yapıp bir düzenek kurdum. Bu şekilde olur diye tahmin ediyorum. Fazla da kurcalamak istemiyorum. Çünkü bu çiçek çok hassas bir çiçek. Çok kurcalanmayı sevmiyor. Onunla ilgili de bilgi vereyim size. Çok kurcalanmayı sevmeyen bir çiçek. Şimdi bazı sorular gelmiş. Bu şeker vermekle ilgili bazı sorular gelmiş canlarım. Geçenlerde takipçilerimden birine, yani ilk videoyu çektiğimde, videoyu çekmeden önce, hatta burada hoya çiçeğimi gördükten sonra takipçilerimden biri sormuştu nasıl bu kadar gelişti, çiçek açtı diye. Ben şeker verdiğimi ta o zaman söylemiştim. Kendisi de şeker vermiş, bayağı bir gelişmiş hoya çiçeği. Yani işe yaradığını söyledi şeker vermenin. Çok da abartmayın. Yani çiçek açsın gelişsin diye abartmayın şekeri de. Ayda bir kesme şeker falan veriyorum ben. Siz de ona göre verirseniz daha iyi olur. Onun dışında başka sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz canlarım, güzellerim. Böyle bir mekanizma kurdum. Eğer işe yararsa birkaç tane mekanizma bu şekilde yapıp çelik üretmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz üzere çok da güzel oldu. Umarım işe yarar. Çok da kurcalamayın. Hoya çiçeğiniz varsa bu pazarlarda da satılıyor. Ben semt pazarlarında gördüm hoya çiçeğini. Çiçek satan pazarlarda almak isterseniz genelde semt pazarlarında oluyor. Böyle büyük yapı marketlerde görmedim ben. Varsa da bilmiyorum. Suyunu da verdim. Bayağı uğraştım ama şu ip biraz dayanıksız gibi duruyor. Umarım kopmaz. Gelişmeleri ilerleyen süreçlerde göstereceğim zaten. Altını da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi altı da böyle. Kök verirse eğer, verdikten sonra şuradaki boğumdan, şu boğumdan kesmeyi düşünüyorum. Boğumun üstünden. Bundan sonra gelişmeleri ilerleyen günlerde bakacağız güzellerim. Bakalım nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum. İlk defa yapıyorum çünkü. Sizin gibi ben de. Nasıl olacak? Bakıp göreceğiz. Şimdi şu budağı da şöyle biraz yukarı koyayım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir düzenek oldu. Bakalım gelişme süreci nasıl olacak. Gelişmeleri ilerleyen süreçlerde göstereceğim. Bir ay gibi bir sürede köklenir diye düşünüyorum. Ondan sonrasında zaten şeffaf olduğu için diktiğim şey, pet şişe, dışından zaten belli eder kendini, hissedilir yani. Ona göre boğumdan da kestikten sonra ilerleyen günlerde nasıl olur, ne olur takip edeceğiz. Bakacağız bakalım nasıl olacak. Ben de çoğaltmış olacağım. İşe yararsa daha da çoğaltmayı düşünüyorum. Ona göre planlarım var güzellerim. Umarım sizin de işinize yarar bir fikir olmuştur. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.